Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de sizlere İngilizce kelime ezberleme tekniklerini göstereceğiz. Hem TEOG için hem de iş hayatında hem de YDS'de yani yabancı dil sınavlarında işinize yarayacak bu tekniği birlikte öğreneceğiz. Nasılsın Tonguç? Hocam iyiyim. Hocam ben bir türlü kelime ezberleyemiyorum. Çalışıyor musun peki Tonguç? Hocam bal yiyorum, ceviz yiyorum, hayır, pekmez bal ceviz. Içiyorum. Evladım bal Olmuyor ceviz. Hocam. Şimdi bal ceviz yiyorsun ona eminim zaten. Bal ceviz hiçbir zaman bırakmadığın şeyler. Ama ders çalışıyor musun? Nasıl çalışıyorsun mesela Hocam kelimeleri? ben kelimeleri okuyorum. Ondan Evet. Sonra da unutuyorum hocam. Anlıyorum evladım. Şimdi bak. Okurken de çok kötü okuyorum zaten hocam. Şimdi bir kere şu çok önemli. Ben şimdi sana bazı ezberleme taktikleri göstereceğim. Sen şimdi bir kere doğru çalışma taktiğini sana göstermiştik önceki videolarımızda. Böyle yatarak değil masanın başına çalış demiştik. Öyle değil mi? Ben öyle çalışmayı seviyorum hocam. Şimdi bu tür çalışma yöntemini yanlış olduğunu dile getirmiştik. Bu doğru çalışma yöntemi demiştik. Fakat İngilizce kelime ezberlemede bu çok da verimli olmayan bir yöntem. Şimdi çok dikkatli dinle beni Tonguç. Sen kelimeleri ezberlerken diyelim ki bir kelimeyle karşılaştın. Nerede karşılaşıyorsun? Ya okulda sıranda karşılaşıyorsun, öyle değil mi? Bir masa Evet, gibi hocam. Bir yerde. Ya da okulda hoca tahtaya yazıyor, orada karşılaşıyorsun. Yani sen kesinlikle tahtada ve masada görmediğin bir kelimeyi başka yerde görmüyorsun. Öyle değil mi? Evet, hocam. Veyahut da evde kendin kağıtta karşılaşıyorsun. Dolayısıyla kelime gördüğünde, yeni bir kelimeyle, yabancı bir kelimeyle karşılaştığında onu farklı bir yerde, farklı bir mekanda görmediğin için aklına o kelimeyle alakalı çağrışım yapan herhangi bir şey gelmiyor. Halbuki kelimeyi sen hem otobüste görsen, diyelim ki otobüste de aynı kelime karşına çıksa, lavaboda aynı kelime karşına çıksa, sapıtma Hocam evladım. kobra ne ya? Güler Yüz Kobra diye otobüs markası var biliyor musun evladım? Hiç halktan uzak mısın? Böyle ben bazen görüyorum otobüsün arkasında öyle bir marka var. Türk otobüs markası. Tam bizi yansıtan bir marka. Yani Güler Yüz ama Kobra. Şimdi böyle bir otobüs markası var gerçekten. Şu anda reklam geliri bile almış olabiliriz yani bu markadan. Burada şu çok önemli. Spor yaparken, lavabodayken ya da otobüsteyken de bir kelimeyle karşılaşmak o kelimeyi daha yakın tutmanı sağlayacak. Peki bunu nasıl başaracaksın Tonguç? Tuvalete İngilizce kitabıyla gideceğim hocam. Aferin Tonguç. Tuvalete İngilizce kitabıyla gideceksin ve kitap ıslanacak. Sonra da hocan sana kızacak. Hayır öyle bir şey yok evladım. Her yere yanında taşıyabileceğin küçük kartlar yazmalısın Tonguç. Böylece kelimelerle sadece okulda sıranla değil veya evde ders çalıştığın masanla değil, lavaboda, spor yaparken, arkadaşlarına konuşurken, kafede otururken de karşılaşacaksın. Mesela what a pity ne demek Tonguç? Hocam what ne demek? Evet. Pity'yi bilmiyorum hocam. Şimdi what a pity ne yazık demek? Kelimenin ön tarafına what a pity yazıyorsun mesela, arka tarafına da İngilizcenin karşılığı olan Türkçe kısmını yazıyorsun. Ve bu kelimeyle what a pity ne demek? Ne yazıkmış diye kontrol edebiliyorsun. Veya kendini deniyorsun. Hatta sana what a pity ile alakalı bir tekerleme de öğreteyim. Bunu unutma. What a pity to live in a city without electricity. Ne demek Tonguç? Oo hocam çok iyi hocam. Ne yazık bir elektrik olmayan şehirde yaşamak gibi Aferin. Bir şey. What a pity to live in a city without electricity diyoruz. Kelimelerin ön tarafına İngilizcesini, kartların ön tarafına İngilizcesini yazıyoruz. Tamam arka hocam. Tarafına Türkçesini yazıyoruz. Ve bu kartlarla farklı farklı yerlerde karşılaşmaya çalışıyoruz. Sadece okuldaki sıramızda ya da masamızda değil. Bu neden biliyor musun? Mesela yurt dışına gurbetçilerimiz gidiyor. Orada oturup ders çalışmadıkları halde, masanın başında öğrenmedikleri halde kelimeleri hızlı hızlı öğreniyorlar. Neden? Farklı farklı mekanlarda karşılaşıyorlar ve o kelimeler karşılaştıkları mekanla beraber bir hikaye oluşturuyor zihinlerinde. Mesela sen yolda geçen, sizin evinize giderken, okula giderken yolda bir sürü tabela görüyorsundur. Onların çoğu aklında değil mi Tonguç? Evet hocam. Peki onlara oturup evde masana yazıp çalışıyor musun? Hayır. Çalışmıyorsun. Ama farklı farklı yerlerde gördüğün için bu senin öğrenmeni, aklında kalmasını kolaylaştırıyor. Keşke İngiltere'ye gidebilsek hocam. O zaman orada daha rahat öğreneceğime inanıyorum. Eminim. Bir de sana bir şey söyleyeyim Tonguç'um. Marka bilinirliği diye bir şey vardır. Mesela insanlar yollarda böyle büyük büyük çikolata markalarının reklamlarını görürsün. Orada hemen o reklamı görsünler de çikolata alsınlar istemez adam. Orada istediği şey şudur. Bu markayı unutmasınlar. Her yerde beni görsünler der. İşte sen de her yerde İngilizce öğrenmen gereken kelimeleri görürsen hızlı öğrenirsin. Şimdi gel bakalım biraz konulara bakalım. Demiş ki, while Ahmet was driving to work, he hit a tree by the road. Ahmet işe giderken diyor, öyle değil mi? Evet hocam. Yoldaki ağaca çarptı. He was nokta nokta because there was no damage to his car diyor. Burada no damage dediğine göre yani arabasında ne demek istiyor? Bir zarar. Zarar yok. Demek istiyor. O zaman buraya ne gelecek sence Tonguç? Hocam sad olabilir mi? Üzgün olmaz ki arabasında zarar yoksa üzgün olmaz. Sad kötü bir şey öyle değil mi? Upset de üzgündü galiba hocam. Evet.
O da o zaman olamaz. Zarar yok ki. Manyak mı? Aynen. Careful, dikkatli. Lucky Ama de şanslı demek. O zaman hangisi? careful nasıl olur hocam? Yani değil mi? Çarpmış ağaca manyak zaten. O zaman lucky doğru cevabımız oluyor. Şimdi Evet burada şu hocam. çok önemli. Diyelim ki sen bu kelimeleri karta yazıp öğrenmek istiyorsun ya. Sedi yazarken böyle üzgün bir surat çizebilirsin yani aklına kalması için. Ve hep Aa. onunla da çağrışım yapar. Yani sen diyelim ki bir kart yaptın. Kartın bu tarafına sed yazdın. Arka tarafına Türkçe kısmına da üzgün yazdın mesela. Tabi bu şu da çok önemli. Bu hazırlayacağın kartlar var ya Tonguç, hani şöyle önüne İngilizcesini, arkasına Türkçesini yazacağın kartlar. Evet hocam. Böyle sallamasyon olmamalı, güzel olmalı. Çünkü onların her biri bir para kadar değerli, bir bilgi. İleride senin işine yarayacak olan, iş hayatında ya da eğitim hayatında işine yarayacak olan kelimeler. O yüzden o kartları yere düşürdüğünde kesinlikle alacağına değmeli yani. Hani aman bir daha yazarım bunu diyeceğin kadar kötü bir şey yazmamalısın. Güzel Ha, yazmalısın. kalın kartlara yazayım. Kalın kartlara güzel bir şekilde yazmalısın. Mesela şu soruya bakalım. I could speak when I was 6 months old. Burada ne demek istedi Tonguç? Hocam 6 aylıkken konuşabiliyordum. Ne kadar ilginç. Sen kaç aylıkken konuştun Tonguç? Hatırlıyor Hocam musun? annem 3 yaşındayken konuştuğumu söylüyor hocam. Aferin. Zaten senden de bu beklenir. Şimdi zaten normalde de insanlar 3 yaşında konuşuyor. Aferin evladım. Şimdi demiş ki ben 6 yaşındayken konuşabiliyordum demiş. Bu da şaşırıyor tabii 6 aylıkken konuşabildiği için, öyle değil mi? Bir şey söyleyecek ve ardından I didn't know that. Bunu bilmiyordum diyor. O zaman ne diyebilir buraya sence Tonguç? Yes, I do demez. Kimse Alakasız. 6 aylıkken konuşmaz. Evet. You are wrong de demez. Evet. Belki olabilir. Allah'ın vergisi yani. Aynen. Absolutely right da kesinlikle doğru demek. O da olmaz. Mantıksız bence. Hemen Mantıksız. böyle kabul etmesi Peki zor. incredible ne demek Tonguç? İnanılmaz. İnanılmaz bir insansın Tonguç. O zaman bu kelimeyi bilmeyen arkadaşlarımıza hemen bir kart hazırlıyorlar. Ön tarafına incredible yazıyorlar, inanılmaz. Arkasına da Türkçesini yazıp kelimeyi ezberliyorlar. O zaman cevabımız Bursa. Şimdi son bir sorumuz daha var. Senin favori şarkıcın kim Tonguç? Hocam tabii ki Jennifer Lopez. Allah belanı vermesin ya. Bir şey demeyeceğim sana Tonguç. Gittin en... Neyse. Hocam Şimdi... Jennifer Lopez'in her şeyi çok güzel hocam. Evladım gene kendi kaliteni... Şarkıları demek istiyorum. Bütün şarkılarım güzel demek istiyorsun. Bütün şarkıları, bütün şarkıları. Ya bilmiyorum Tonguç. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama neyse bir şey söylemeyeceğim şimdi. Rihanna is my favorite pop singer demiş. Bu adamın da favori şarkısı Rihanna'ymış. Rihanna nasıl okunuyor Tonguç? Rihanna hocam. Rihanna. Aferin. I like her costumes because they are very demiş. Onun kostümlerini seviyorum, elbiselerini seviyorum. Çünkü onlar çok ugly olmaz. Ugly Ugly olumsuz bir çirkin şey. demek Çirkin. hocam. Evet. Selfish nedir? Bencil Bencil. demek. Bu da olumsuz bir ifade. Friendly. Arkadaş canlısı. Elbiseler arkadaş canlısı olması anlamsız. Saçmalık. Trendy. Trendy diyebilir miyiz Tonguç? Trendy fashion. Aynen. Trendy Fashionable. Paris. Aynen. O zaman burada da doğru cevabımız trendy diyebiliriz. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzun cevabını bekliyoruz. Hemen yorumlara yazalım arkadaşlar.